Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir yemek tarifi paylaşmak istiyorum. Yemeğimiz muhacir bir yemeği. Muhacir köftesi diye geçiyor. Yoğurtlu olacak ve hem fırında pişecek hem ocakta pişecek. Kıyma ile köfteler hazırlayacağız ve güzel bir sos hazırlayacağız. İsterseniz malzeme listeme siz bir bakın. Ondan sonra hep birlikte köftemizi hazırlamaya başlayalım. Muhacir köftesi için 500 gram kıyma kullanıyorum ben arkadaşlar. 500 gram kıymamın içine bir tane büyük kuru soğanım var. Hemen içine direkt rendeliyorum. Soğanımı rendeledim. Suyunu sıkmıyorum. Direkt içine rendeledim gördüğünüz gibi. Ekmek foğu katacağım içine. Şimdi bir tane yumurta, bütün yumurta ekliyorum. Bir yemek kaşığı tepeleme buğday nişastası. Şöyle tuz, bir tatlı kaşığı. Bir çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Bayat ekmek içimini de ilave ediyorum. 3-4 tane yeterli gelecektir bayat ekmek içi dilim olarak. Benim önceden çekilmiş buzdolabına koyduğum vardı. Ondan kullanıyorum. Bu şekilde de ölçü vermiş olacağım size. Bir su bardağı hazırladım. Yarısını koydum şu an. Güzelce yoğuruyorum. Tekrar ilave edeceğim gerekirse. Taze çekecekseniz hemen ufalayacaksanız 3-4 dilim yeterli gelecektir. Bir su bardağı bayat ekmek içimi koydum ben. Ekmeklerin bayatladığında rondodan çekip kaplarda buzdolabına, dondurucuma koyuyorum. Gerektiği zaman çıkarıp hemen kullanıyorum. Pratik oluyor. Güzelce yoğuralım. Şimdi köfte harcımızı ne kadar iyi yoğurur isek o kadar güzel sonuç alırız. Köfte harcımı güzelce yoğurdum arkadaşlar. Şimdi üzerini örtüp 15 dakika dinlendireceğim. Buzdolabında dinlendiriyorum. Buzdolabına üzerini bu şekilde örtüp kaldırabilirsiniz. Köfte harcım dinlendi arkadaşlar. Hemen üzerini açıyorum. Buzdolabında dinlendirin mutlaka. Şöyle yumurta büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Elim ile yuvarlıyorum, şöyle sıkarak parmak şeklinde uzun köfteler hazırlıyorum. Şekli parmak, kalınlığı değil tabii ki. Şöyle bakın. Bütün köftelerimi bu şekilde hazırlayacağım. Çok güzel bir ana yemek tarifi. Sosunun yoğurtlu olması da harika. Çok yakışıyor. Farklı yemek tarifi, böyle ana yemek tarifi isteyenler için ideal. Evet, köftelerim hazır. Bakın hepsini de hazırladım. Büyük büyük köfteler yapıyoruz. O 5 tane köftem oldu benim. Köfteleri kızartmak için tavamı ocağa koydum. Sıvı yağımı ekliyorum. Yağım ısındı. Şimdi köftelerimi yağa bırakıyorum.
Güzelce kızartacağım. Benim tabağım büyük olduğu için bütün köftelerimi alıyor. Evet, sonuncu köftemi de koydum. Kızaran köftelerimi çeviriyorum. Çok güzel kızardılar, bakın. Biraz da fırında pişecekler zaten. Alt tarafları da kızarsın. Kızaran köftelerimi kağıt havlu üzerine çıkarıyorum. Bakın, iki yüzü de çok güzel kızardı. Bu benim için yeterli. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarıyorum köftelerimi. Köftelerim hazır. Şimdi sosunu hazırlayacağım, yoğurtlu sosunu. Yoğurt sosu için 2 su bardağı yoğurt kullanıyorum. 3 diş de sarımsağım var. Hemen içine rendeliyorum. Sarımsaklarımı rendeledim. Çok az içine tuz ekliyorum. Sarımsağını, yoğurt ve tuzunu şöyle bir çırpacağım. İçine 2 tane yumurtam var. Onu ilave ediyorum. Yumurtayı da güzelce çırpacağım. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Yoğurt sosum da hazır arkadaşlar. Şimdi hazırlamış olduğum sosumu kabımın içine koyuyorum. Köftelerimi üzerlerine yerleştiriyorum. Evet. Şimdi 175-180 derece fırında, önceden ısıttım fırınımı. Evet, 175 dereceymiş arkadaşlar. 25 dakika önceden ısıtılmış fırında pişiriyoruz. Üzerinin sosu için 1 yemek kaşığı tereyağı tavama alıyorum. İçine 1 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum. Yağım erip böyle biraz ısındığında, kızdığında içine toz, kırmızı biber ve kuru nane ekleyeceğim. Yağım yeterince kızdı. Şimdi şöyle bir çay kaşığı toz kırmızı biber ekliyorum. Bakalım yeterli. Ve bir çay kaşığı da kuru nane. Sosumuz hazır. Yemeğim de fırından çıktı. Tam 25 dakika pişirdim 175 derecede. Şimdi hazırlamış olduğum tereyağlı, naneli, biberli sosumu yemeğimin üzerine böyle aralarına gezdiriyorum. Evet, yemeğim hazır arkadaşlar. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Çok güzel bir ana yemek tarifi oldu. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Her gün yeni bir tarif paylaşmaya çalışıyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere.
Hoşça kalın, afiyet olsun.